Bakarız abicim, bakarız. Hadi görüşürüz. Aa, Selma. Hayırdır erken kapatmışsın dükkanı? Pazara gidip geleceğiz Nehir'le bir. Ama senin pantolonlar hazır, akşam göndereceğim. Ya Allah razı olsun. En sıkışık zamanda bile hemen çözersin işimizi. iş güç dışında hayat nasıl gidiyor? Sen de duydun değil mi rezilliğimizi? Çocuk gibi boğuştuk Zeynep'le. Yok canım, ne rezilliği. Kardeşler arasında olur öyle. Yetişilir de, sevişilir de. Yok yok. Bizim anne babamız dışında ortak hiçbir şeyimiz kalmamış. Öyle deme. Zeynep'le senin birbirinizden başka kiminiz var? İki kız kardeş, iki de evlat. Aile öyle kolay silip atılmaz. O bizi yıllar önce silip attı çoktan. Döndü işte. Döndü. Döndü, alt üst etti hayatımızı. Bütün huzurumuzu bozdu. Tövbe estağfurullah. Zeynep artık o eski Zeynep değil. O gençlik hatalarını telafi etmek istiyor. Değişmiş o. Sen nereden biliyorsun Latif değiştiğini Zeynep'in? İşte o gün de siz kavga ettiğiniz günde biz tesadüfen rastlaştık. Öyle bir oturduk, sohbet ettik. Çok üzgündü. Üzülmüştür tabii. El aleme rezil oldum diye üzülmüştür. Niye üzülecek ki o? Yok, öyle değil. Sen bir şans daha ver ona. Önce bir özür dilesin, sonra bakarız. Aman, öyle bakarız deme be. Biz o lafı başımızdan salmaya çalıştığımız vatandaşa söylüyoruz. Aman bırak benim gözümü. Çat yumurtaları koymuş, demiş ki ben sana yumurta satmam. Hayır, üzüldüm şimdi ya, onca yumurta israfı olmuş. Yani diyorum ki böyle, keşke kafasına kafasına atsaymış Haziran. Ay, artık adım kadar eminim Haziran bu adam 3-5 günde dayanamaz, hemen gidersin. Ne oldu? Latif amca. Demek terzi Selma'ymış. Kim? Babamın evleneceğim diye gevelediği kadın. Latif amca yeniden mi evlenecekmiş? Böyle bir şey dedi ama evlilik falan yok. Ben annemin hatırasının üstüne böyle bir şey yaptırmam. Latif amca ve terzi Selma. Terzi Selma ve Latif amca ha? Vallahi yani aman yarabbim. Adı Adoğlu'lu böyle şok. Görmedim. Eğer böyle bir şey gerçekse yemin ediyorum kendi makasıyla terzi Selma'yı keserim. Annemden başka bir eş girmeyecek benim evime, giremez. Söyle de haddini bilsin. Dur bakalım, bir emin olalım iyice. Sen de gözünü ondan ayırma, tamam mı? Pardon. Biricik. Hoş geldiniz. Ne alırsınız? Ay ya! Ya! Ay. Sen ilk iş gününde bana sürpriz mi yaptın şöyle? Pardon. Gazoz olabilir miyim? Birazdan söylersiniz. Ben şu an biraz meşgulüm. Getiriyorum hemen. Ya Poyraz'la balık aldık da Melisa sever diye bunları da ona getirdim. Bana yok mu? Seninkini ben özel ayrı pişireceğim. Şaka yaptım. Melisa. İstemiyorum balıklarını falan ya. Git sevgilinle pişir ya. Hem ya ben öyle dükkanımda cıvık cıvık konuşmalar istemiyorum, olur mu? Ya sen sürpriz mi yaptın sen falan. Şaka yapmadım kızım. Bir daha da müşteriye meşgulüm deme. Patron sert. Sen oteldeki patronlardan bahset asıl. Poyraz ne yaptı bu? Biraz yumuşadı mı? Yani Haziran iyi niyetle yalan söylediğini anladı mı? Ben dükkanımda Haziran'dan da bahsedilmesini istemiyorum. Biz ona kızgın ve öfkeliyiz. Benim yanımda da yapma Biricik. Dükkandan atılma sebebin olabilir. Yani sen böyle Haziran'ı övdükçe ben soğuyorum. İyi insan lafın üzerine gelir derler. Ben şimdi sana ada kurabiyesi var mı diye sorsam sen de yok dersin değil mi Melisa? Ayol bakışlara baksana. Su istenmez bunlardan. Benim bütün adaya verecek kurabiyem var. Sana satacak kurabiyem yok. Bizi hayal kırıklığına uğratanlara kurabiye vermiyoruz. Senin
arkadaşın ne mobbingler gördü de yıkılmadı Biricik. Bunlarla da yıkılmaz. Sen benim arkadaşım değilsin. Yaptıkların falan, o yalanlar. Böyle benim arkadaşımsın diye sineye çekiyordum ama daha fazla çekemiyorum. Bundan sonra seninle konuşmak istemiyorum. Biricik, sen ne diyorsun? En tiksindiğim insan tipi şu an. Sevgili yaptığında arkadaşını satanlar. İbreti alem olsun diye. Saçlarından tutup adı da böyle tam tur çevirmek vardı. Sen gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Evet. Gerçekten böyle düşünüyorum. Ben artık Adalıların tarafındayım. Ben doğru mu duydum? Kimin sevgilisi? Bana bak. Senin o fotoğrafın yok mu böyle perma saçlı, finolara benzeyen? Onu internete salarım. Bak Görkem öyle bir şey yapamaz. Yaparım. Görkem gerek yok. Tamam boş ver. Canı sağ olsun. Hadi canım hadi. Hadi. Aliye teyze var ya bütün esnafı yanına çağırmış. Demiş ki Haziran'a ne ekmek ne su bundan sonra yok demiş. Allah Allah. Neyi bitecekmiş bu çocuk? Ya vallahi bundan sonra Haziran ablanın alabileceği tek şey İstanbul'a bilet. O da tek yön gidiş. Of. Ya anne niye üflüyorsun ki ya? Haziran ablanın Poyraz abiye yaptıklarının yanında bu hiçbir şey yani. Doğru söylüyorsun anneciğim haklısın ama işte yine de bir üzülüyorum ben bu kıza da. Acıma anne ya. O gözümüzün içine baka baka yalan söylerken hiç acıdı mı bize? Hiç sanmıyorum ben vallahi. Al işte sen de iç geçiriyorsun. Ne alakası var ya içte bile? Adım adım Biricik'e yükseliyorum Haziran. Saçını başını yolmadan bırakmayacağım onu. Merak etmiyorum. Ben yufka yürekli falan değilim. Ver. Haziran. Teyze. Konuşmuyorum ben seninle. Al bunları. Al. Selim'a ne can bir insan.